konumlandırmış bulunuyoruz. Yanımızda aynı zamanda konuşmacı olarak yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Dilek Aydemir var. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sempozyumla ilgili genel bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Atmosferi, içeriği, siz de konuşmacı olarak yer aldınız. Neler hissettiniz? Önce kendimden başlayayım. Konuşmacı olduğum için çok heyecanlıydım. Tabii sunuma hazırlandık ama yüz yüze böyle bir ortamda tebliğ sunmak benim için hem çok keyifliydi hem de çok heyecan vericiydi. Neyse çok şükür atlattık o kısmı. Ortama gelirsek bence beni çok memnun eden bir ortam görüyorum. Çünkü öğrenciler, sizler birliktesiniz, çok güzel çalışıyorsunuz, işbirliği yapıyorsunuz hocalarınızla ve geleceğin kalbi olduğunu düşündüğüm bilişim hukuku ile ilgili bizim üniversitemizin ikincisini düzenlemesi böyle bir sempozyumun bence çok gurur verici. Başta Şerafettin Hoca olmak üzere bütün düzenleme kurulu dernek bakımından. O yüzden ben çok mutlu oldum. Böyle ufak tefek hediyelerle, ufak tefek yiyecek içeceklerle de renklenmesi hoş olmuş diye düşünüyorum. Katılım da bence güzel. Böyle aslında herkesin ilgilenmediği teknoloji korkutan bir alan insanları bunun üzerine konuşmak. Hele bir de hukuki boyutunu konuşmak. Buna rağmen yoğun bir katılım var. Çok güzel. Emeği geçen herkesi sizi de çok tebrik ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İkinci bir soru sormak istiyorum. Bilişim ve teknoloji hukuku bildiğiniz üzere çoğu alana artık sirayet etmekte. Siz de yargılama hukukundan örnekler verdiniz. Gerek Türk hukuku, gerek karşılaştırmalı hukuk. İşte yapay zeka, akıllı sözleşmeler, çevrimiçi uyuşmazlık, çözüm yolları gibi. Siz bilişim ve teknolojinin gelişimini özellikle yargılama hukuku bağlamında nasıl görüyorsunuz? Ya şöyle söylemek lazım. Uzun zamandır tabii konuyu hazırlarken bir parça bakma fırsatım oldu. Yani karşılaştırmalı hukukta örneklerine çokça rastlıyoruz. Hani büyük ülkeler diyeceğim artık. Ekonomik olarak, siyasi olarak güce sahip ülkeler, Amerika gibi, İngiltere gibi, Çin gibi bu konuda daha ileri noktadalar şu an. Hani oralarda çevrimiçi uyuşmazlık sistemleri kurulmuş. Hatta artık yapay zeka hakim devreye girmiş bazı yerlerde. Bizim ülkemiz için tabii bir parça daha erken, bizde daha kazuistik bir düzenleme söz konusu, sistem söz konusu. Hani bunun için çok uzun süre emek vermek lazım. Ama en azından yargıya erişim, adalete erişim hakkının korunması, sağlanması, hak arama hürriyetinin sağlanması bakımından, belli uyuşmazlıklar bakımından hala sistemin basit bir şekilde, bizim de çok gelişmiş bir VIAP sistemimiz var, uluslararası alanda çok fazla ödül alan, oraya entegre edilebileceğini hala düşünüyorum. Ama şunu görüyoruz, biz hukukçular olarak, hani benim yaşım büyük değil, buna rağmen ben bile gelişen teknoloji karşısında geri kaldığımı hissediyorum. Yargılama hukukuna, özel hukuka, her yere sirayet eden bir teknoloji hukuku söz konusu. Dolayısıyla bir yerinden yakalamamız gerektiğini düşündük bu tebliği hazırlarken de. Çünkü bir noktadan sonra gerçekten evet, insan her zaman hakim olmaya devam edebilir, nihai karar merci olabilir ama kesinlikle nihai karara uzanan yolda her bir taşta yapay zekanın, online çözüm yollarının yer alacağını görebiliriz artık. Dolayısıyla bizim hukukçular olarak meslek elimizden gitmez ama sisteme adapte olmak zorundayız. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Katıldığınız, şeref verdiniz. O şeref bana ait. Çok teşekkür ediyorum.